seyirciler. Kocaeli Zengeç Televizyonu TV 262 ekranlarından yine Mazen İstihbari programında birlikteyiz. Bugünkü konuklarım yine Kocaeli'mize oldukça aktif bir program uygulayan, aktif bir mekan çalıştıran kıymetli misafirlerimiz. Ancak bugünkü biraz pek maziye uymuyor. Çünkü bu tür faaliyetlerimizin geçmişi çok fazla eski değil. Ama bugün iki tane birbirinden değerli konuğum var. İkisi de bugün tam gündemin ortasına da oturan bir konuyla denk geldik. Dünya Otizm Farkındalık Günü'ydü. Biz bu arada bütün otizmli kardeşlerimize zaten şifalar diliyoruz diyelim. Bu konuyla ilgili de bir konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Arzu ederseniz konuğumuzu tanıdıktan sonra, konuklarımızı tanıdıktan sonra kısa bir VTR'miz var, onu izleyeceğim ama önce ilk konuğum sevgili Şule Şahbaz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. İkinci konuğum Bircan Kaldak, İzmit Otizm Dernek Başkanı. Evet. Bircan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada özür diliyorum sevgili seyirciler. Ben Şule Hanım'ın ünvanını söylemedim. Milli takım halter antrenörüyüz. Aynı zamanda Waterfront'un kurucusuyuz. Sevgili seyirciler konuklarımızı tanıyacağız ama önce kısa bir VTR'miz var, onu izliyoruz. Evet sevgili seyirciler, VTR'mizi izledik. VTR'deki güzellikleri sizler de gördünüz.
Yani ben bile bu mekanın güzelliğini ve burada yapılan çalışmaları imrendim dersem yeridir sevgili seyirciler. İşte bu güzel tesisi Kocaeli'mize kazandıran değerli konuklarımız. Aslında bildiğim kadarıyla kaç ortağız Şule Hanım? İki ortağız. İki ortağın sadece birisi burada. Evet. Sevgili Bircan Hocam orada otizmli çocuklarımıza yani otistik çocuklarımıza ilgili program yapıyorsunuz. Evet. Boğaziçi'nin sosyal sorumluluk projesini yürütüyoruz. Yürütüyorsunuz. Çok güzel. Bir kere her şeyden önce genç olmanız çok güzel. Bu çok hoş. Yani çünkü benim bu programı yapmaktaki kasıtlarımdan bir tanesi maziden istikbale diyoruz. Mazideki gençleri getirip istikbaldeki gençlere neler yapmaları gerektiğini ve nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyorlar. Şule Hanım önce isterseniz kısaca sizi bir tanıyalım. 1978 Ankara doğumluyum aslında. İzmitli değilim. Değilsiniz ama evet. Ama 98'de yaptığım spordan dolayı Kocaeli'ye transfer oldum. Evet. Bu vesileyle İzmit'te kaldım. Artık nerelisin diye sorduklarında Kocaeli diyorum. Çene suyu içtiniz mi? İçmişim demek ki buraya tamamen yerleştim. Evet, ondan kaynaklanıyordu. Ve artık Kocaeliliyim, İzmitliyim diyorum. İzmit'e bağlandım diyebilirim. Güzel bir tesis açarak. Çok güzel bir tesis açmışsınız. İzmit'e evet. Güzel evet. Bir tesis kazandırdık. Çok iddialı konuşmayı sevmiyorum ama bu konuda çok fazla alttan alamayacağım. İzmit'in en büyük spor komplekslerinden bir tanesine sahibiz. Hala oranın işletmesine devam etmekteyiz. Tesisimiz çok güzel. Bunun yanı sıra çocuklarımızı orada spora alıştırıyoruz. Evet. Üyelerimize aynı şekilde spor ahlakını, sporun nasıl yapılması gerektiğini en iyi şekilde, güvenli şekilde öğretiyoruz. Şimdi Şule Hanım, oraya zaten VTR'de de izledik. Oralara geleceğiz izniniz olursa. Bu arada sevgili seyirciler, Şule Hanım'ın önümde çok kabarık bir dosyası var. Yani herhalde hepsini okumaya kalksam zannediyorum zamanımız yetmez ama ben birkaç tanesini konu başlığı olarak aktarayım. Milli başarılarından bazıları diyor mesela. 1996 Büyükler Avrupa Şampiyonu ve rekortmeni. 1997 Büyükler Avrupa Şampiyonu ve rekortmeni. 1999 Büyükler Avrupa Şampiyonu. 1999 Büyükler Dünya İkincisi. 2001 Büyükler Avrupa Şampiyonu. 2001 Büyükler Dünya İkincisi. 2002 Büyükler Dünya Üçüncüsü. 2003 Büyükler Avrupa Şampiyonu. 2003 Akdeniz Oyunları İkincisi. Devam edemiyorum, süren bitiyor çünkü. Çünkü anlatacakları çok güzel şeyler var. Şule Hanım tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Gururumuzsunuz. Teşekkür zaten ederim. Zaten ay yıldızı kokarttınız, her şeyi de anlatıyor. Şimdi bütün bu emekleri yeni genç arkadaşlara aktarmakla evet. Meşgulsünüz. Şimdi izninizle ben sevgili Bircan Hocamı da kısaca bir tanıyalım. Ben 1983 İzmit doğumluyum. Yaklaşık 32 yıldan beri de Kocaeli'deyim. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. 10 yıla yakın zamandan beri de bu otizmli çocuklarla birebir eğitim sürdürmekteyim. 2,5 yıldan beri de Şule ablamızın bize açtığı kapının altında oradaki öğrencilerimize spor ve yaşam koçluğu liderliği programını yürütmekteyiz. Çok güzel. 3 tane arkadaşız burada. Evet. Şule hocamızın kardeşi İdris Şahbaz, bir de evet. Serkan Yüksekkaya. 25-30 sayısındaki otizmli çocuğa da orada hizmet vermekteyiz. Bircan Hocam bu otizmle ilgili bir eğitim aldınız mı? Bu çocuklara eğitim vermek için dışarıdan yoksa... evet. Aldınız değil mi? Devletin bu konuyla ilgili bir sağladığı bir evet. Eğitim yok. Ama dışarıdan kendimiz kurslarla, eğitimlerle... Bunun eğitimini aldık tamam. Diyorsunuz. Şimdi çocukları da eğitmek üzere Waterfront'a görev yapıyorum diyorsunuz. Evet. Gördüğüm kadarıyla takım çok güzel Şule Hanım. Evet. Sevgili Bircan Hocam, sizinle ilgili bölüme inşallah ikinci bölümde geleceğiz otizmle ilgili ama önce bir Şule Hanım'a bir soralım bakalım. Böyle bir tesisi Kocaeli neden tercih edildi? Biz bir kere memnunuz. Çok teşekkür ederim. Memnunuz, evet. Halter sporu yapıyoruz. Haliyle yardımcı hareketler yapmamız gerekiyordu. Evet. Kocaeli'de işin gerçeği tam anlamıyla bir tesisimiz yoktu. Yani bütün her şeyin iç içe bulunabileceği bir tesisimiz yoktu. İşte yüzme için bir yere gitmek zorundasınız. Fitness için ayrı bir yere gitmek zorundasınız. İşte sauna ya da hamamı, spa kültürü daha Türkiye'de çok fazla gelişmediği için evet. O alanları başka bir yere gitmek zorundasınız. Ve zaten kısıtlı bir süreciniz var sporculuğunuzda. Bunların hepsini iç içe bulabileceğimiz bir yer olmadığı için gerçekten Kocaeli'de çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ve bu tesisin hepsini iç içe yaşayabileceğim bir tesisi hep hayal ediyordum. Yani böyle bir tesis olmalıydı diye düşünüyordum. Spor hayatımızda bitince böyle bir şeye karar verdik. Dedik ki herkese hizmet edelim. Ve buradan çok iyi sporcular da çıkar. Ve tabii, sporculara evet. Da hizmet ederiz. Ve bilinçli şekilde bütün halkımıza da hizmet ederiz diye düşünerek yola çıktık. Komplike bir tesis oldu. Aynen. Her evet. Şeyin içinde bulunduğu çok büyük bir tesisimiz şimdi var. Şimdi Şule Hocam
VTR'de gerçi tesisi izledik ama çok kısa bir görüntüler. Şimdi bir tesisi bize kısaca bir anlatın. Neler var tesiste, neler yapıyorsunuz? Tesisimiz öncelikle 5 yıldızlı otel konseptinde. Evet. İçeriye girdiğimizde çok güzel bir lobiye sahibiz. Resepsiyonumuz mevcut. Güzel bir karşılama, sıcak bir ortam ve girişte güzel bir kafeteryamız mevcut. Yine onun üst katında bizim pilates odamız, boks, kickboks odamız ve içinde profesyonel ringimizin de bulunduğu bir odamız mevcut. Çok güzel. Çocuk çok odamız, güzel. Aileleriyle gelen ve çocuklarını spor yaparken bırakabileceği, güvenle eğitmenlerimize bırakabileceği bir çocuk odamız mevcut. Yine aynı şekilde bir o katımızda bizim bir mescitimiz bulunmakta ve ofis katlarımız bulunmakta. Evet. Onun bir üst katında bizim genellikle spora şu anlamda bakarlar. Ya giriş katında ya da girişin bir alt katında, bodrum katlarında. Yani genellikle bu Türkiye standartlarında hep bu böyledir. Ben istedim ki en üst kat ve deniz manzaralı. Denize karşı evet, koşu bantlarını evet. koyduk. Önümüz tamamen sanki denize yakalayacakmışız bir hisle koşu bantlarımızı yerleştirdik. En üst katımızı biz fitness salonumuza ayırdık. Sonra en alt katımızdan bir katımızı biz sadece bir katımızı soyunma odalarına ve kasa kilit sistemiyle dolaplarımızı yaptık. Bu da bir ilkti İzmit'te. Evet. Çok geniş bir alana sahip soyunma odamız, duşlarımız, WC'lerimiz ve soyunma kabinlerimiz bulunmakta. Yine onun bir alt katında bizim çok büyük, İzmit'in çok büyük, yani İzmit standartlarına göre çok büyük bir spa merkezimiz bulunmakta. Masaj odalarımız, danışmanlık odamız, hamamımız, İzmit'in en büyük hamamı bizde. Şimdi o hamam bölümüne geleceğim zaten ama önce ben VTR'de biraz izlediğim kadarıyla gerçekten bu bir eksiklik midir? Yani ne olur yanlış anlamayın beni ama ben şimdi 50 yıldır İzmit'te yaşıyorum. Siz kaç yıldır bu tesisi açtınız? Bu 26 Nisan'da 3. yılımıza gireceğiz. Nice yıllara diliyorum. Yani çok sevgili bir dostum vasıtasıyla böyle bir işletme olduğunu öğrendim. Biz belki hani işlerimizin yoğunluğuyla farkına varamadık veya bilmiyoruz. Çünkü İzmit'in öyle bir yapısı vardır. Yani yarım saat içinde biraz önce odada da konuştuk sizinle. Balık tutmak istiyorsanız Sevindikli'ye çıkın. Kayak yapmak istiyorsanız Kartepe'ye çıkın. Balık yemek istiyorsanız Manşuka'ya gidin. Dağa çıkacaksanız işte yukarılara çıkın. Bütün bunlar yarım saatlik bir süre içinde olan çok verimli bir bölge burası. Bir kere bu bölgede seçmiş olmanız çok güzel. Yine ben mevzuyu oraya getireceğim. Şimdi VTR'de izledim. Müthiş bir havuz başınız var. Evet. Yani laflarımızda insanın tekrar evlenmesi geliyor. Yani bu kadar güzellikler var. En azından dostlarımıza tavsiye edeceğimiz çok güzel bir mekan. Bu havuz başını nasıl organize ettiniz? Tesisimizi yaparken şunu düşündük. Her şey tamam ama bir havuzumuz yok bizim. Evet. Tesisimiz daha yapım aşamasında bitmeye yakın olduğunda yandaki boş araziyi gördüm ve orada ben hep havuz hayal ettim. Havuz canlandırdım. Evet. Boş araziydi ve çok kötü, atıl bir alandı. Yani çöplerin yığıldığı atıl bir alanı ben mükemmel bir alan haline getirdim ama önce gözümde canlandırdım, beynimde canlandırdım ve bunu ruhen çok istedim. Ve ben oradan her baktığımda işte basından arkadaşlarımız geldiğinde ya da dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde hep onlara burası havuz olacak diye söyledim. Yani burası hep havuz olarak onlara onu aşıladım. Ve tesisim bitme aşamasındayken havuzum yarılanmıştı. Şimdi arkaya bakıyorum, boş bir alan görüyorum. Burası çok güzel tenis kortu olur tenis, diyorum. Evet, o şekilde yaptım. Yani yavaş yavaş bu şekilde inşallah istediğim şeylere ulaşırım diye düşünüyorum. İnşallah ulaşacağız çünkü yaptığınız çalışmalar onu gösteriyor Şule Hanım. Yani azminiz de çok güzel, gayretiniz de çok güzel ve daha çok yenisiniz. Çok. Bir de bu az önce sözlerinizin başında da onu söylediniz. İzmit böyle bir şeye daha henüz alışık değil gibi. Yani birkaç yer biliyoruz yani merkeze yakın yerlerde ama sizin orayı dediğim gibi hiç bilmiyoruz. İnşallah nasip olur. Bir sonraki canlı yayınımızı sizin oradan yaparız. Tesislerden yaparız. Şimdi düğün müğün de yapıyorsunuz, organizasyon yapıyorsunuz. Bir de orada ilginç bir gelin hamamınız var. Bu nedir? Bu nasıl bir şey? Şimdi İzmit'in en büyük hamamı bizde. Evet. 3 göbek taşımız var. 2 kubbeli. Bunların hepsini inanın yurt dışında gördüğüm şeyleri ya da işte gittiğim yerlerden gördüğüm şeyleri aşıladım. Ve hiçbir mimar kullanmadım binada. Tamamen mimar edilmiş. Her şeyi bana ait. Çok güzel şuradan. Çok güzel. Hiçbir şekilde yani bütün işçilerle o inşaat bitene kadar aynı şekilde çalıştım. Ve ne olması gerektiğini söyledim. 3 göbek taşımız var ve 3 göbek taşımızın sıcaklığı da ayrı ayrı. Bunu yapmamızdaki amaç da şuydu. Sıcağa dayanamayan kalp hastası, tansiyon hastası evet. da hamam kültürünü
görsün istedim. Ya da o göbek taşına yatsınlar istediğimiz için çok sıcak, az sıcak ve ılık şekilde ayarladık göbek taşlarımızı. Evet. Yine çok geniş bir alana sahip boş bir dinlenme alanımız mevcut. Şok havuzumuz, salyangoz duşlarımız, buhar odalarımız, saunamız hepsi içinde bulunan bir yer. Ve biz burada şunu yaptık, yeni yeni moda olmaya başladı. Belki İzmit'te daha biz yeni tanışıyoruz bununla. Evet. Biz gelin hamamları yapmaya başladık ve orada kına geceleri yapmaya başladık. Ve baktık ki bu çok fazla ilgi görmeye başladı ve artık düğünü olacak genç kızlarımız bize müracaat edip işte gelin hamamımızı yapabilir miyiz ya da işte nasıl bir organizasyon yapabiliriz. Evet. Biz onlara inanın eski Osmanlı'nın o hamam kültürü vardır. İşte göbek taşına yemekler gelir, üzümler gelir. Biz onu tekrardan canlandırıyoruz ve bu hizmetin aynısını tekrardan yaşatıyoruz günümüzde. O kına gecesindeki konsepte sizin tarafınızdan hizmet eden arkadaşlarımızın kıyafetlerine falan değişikliği tabii. Yani şöyle söyleyeyim, aynı görsel kıyafetlerimizi, yöresel kıyafetlerimiz giyiliyor. Aynı şekilde gelin olacak ya da kınası yakılacak genç kızımıza da aynı kıyafetleri giydiriyoruz. İşte tefli, çalgılı, çengili bir normal, müzik eşliğinde. Kendi aralarında, evet. Kendi aralarında. Hanımların kendi aralarında aynen, çok rahat eğleneceği aynen, bir şey ortam. Aynen. Bunun dışında başka bir hizmetimiz var mı? Gelin hanım hamamıyla alakalı. Mesela şimdi ben düğün yapmayı düşünüyorum. Mesela diyelim ki işte çocuğumuzu evlendireceğiz. Size geliyoruz. Hatta isterseniz bu sorunun içinde de şöyle söyleyeyim. Size nasıl geleceğiz? Nasıl ulaşacağız size? Şimdi evet. Bu tesisten İzmitli nasıl gelecek size? Biz zaten çok yakın bir mesafedeyiz. Evet. Trafik ya da işte otopark sorunumuzun olmadığı bir mekandayız. Baş iskeledeyiz. Evet. Denize çok yakınız. Otopark sıkıntımız olmayan bir yerdeyiz. Yerimiz çok ve bize direkt müracaat ettiklerinde biz bu müracaatları değerlendiriyoruz. Onlara boş günlerimizi bildiriyoruz. Onların doğrultusunda hem gelin hamamını, hem kına gecesini, hem düğününü, hem sünnetini, hem nişanını, hepsini bir arada yapabileceğimiz mekanımız var. İşte gelin hamamımızı hamamımızda yapıyoruz. Kına gecemizi yine aynı şekilde ya havuz başında yapıyoruz ya hamamda istiyorlar, hamamda yapıyoruz. Arkasından işte 3-5 gün sonra düğününü havuz başında organize ediyoruz. Evet. Havuzumuzda normal standartların biraz üzerinde ortasında barı olan ve en üstünde biz havuzumuzun ortasına gelin masamızı kuruyoruz. Gelin ilk dansını havuzun üstünde yapıyormuş bir havası. Evet, o şey dediğim gibi tesisi evet. Veteride gördüğüm zaman yani çok beğendim. Yani tatil yerlerinde beğendim. Gördüğümüz bir evet. Havuz sistemimiz var. Yani normal standart işte dikdörtgen kare şeklinde bir havuz değildi. Daha şekilli, daha şık, daha güzel bir havuzumuz var. Gündüz saatlerinde çocuklarımıza yaz için yaz okullarında yüzme dersleri veriyoruz. Müşterilerimize hizmet ediyoruz. Evet, bu güzel. Akşam da organizasyonlarımızı ayırıyoruz. İşte düğünlerimiz, kına gecelerimiz. Bu tür organizasyonları açığız. Yerimiz belli olduğu için bize sadece müracaat etmeleri yeterli evet. oluyor. Şey noktası bu, şu an henüz konaklama türü bir şeyiniz yok değil mi? Yani yok. Konaklama peki var mı aklınızda öyle bir şey? İnşallah. Yani bu kadar güzel imkanın yanında bir tane de 5 yıldızlı bir otel kondurmanız. İnşallah. Çünkü artık 5 yıldızlı oteller Kocaeli'de vazgeçilmez oluyor. Belki evet. de yani uluslararası sempozyumların, mesela şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin Karamsar Paşa Sempozyumunu karşıda bir otelde yapıyor gene ve 3 gün sürecek. Bildiğim kadarıyla 165 konuşmacı katılacak. Yani uluslararası konuşmacılar da var. Bunları mesela geldiği zaman konakladık, bu bahsettiğiniz türde bir tesiste konaklama da olması gerekiyor. Ya kesinlikle. Dediğim gibi ben her boş alanı etrafımdaki gözüme kestiriyorum zaten. Toplam alanınız kaç metrekare? Şu an havuzumuz bizim 1250 metrekare. Normal binamızla beraber 4000 metrekareye geliyor. 4000 metre kullanım evet. alanı. Evet. evet. Peki bu çok özel bir soru. Şule Hanım bu ciddi bir para. Sponsorunuz kim? Sponsorumuz kendimiz. Çok güzel. Çok biz güzel. Gerçekten çok ağır spor yaptık, halter sporu. Ve kazançlarımızı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve biz İzmit'te ekmek yedik ve İzmit'e bir yatırım yapmak istedik. Çok güzel yapmışsınız. 20 yıllık evet. emeklerimiz diyebilirim orada. Çok güzel. Ama iyi bir yatırım yapmışsınız gerçekten. Ha dediğim gibi onu zaten siz de tespit etmişsiniz. İzmit daha böyle bir şeye çok fazla alışık değil ama... Her geçen gün zaten Türkiye'de göç alan iki il var. Bir Antep var, bir Kocaeli var. Ki Kocaeli zaten her geçen gün biraz daha büyüyor. Zaten o taraflara doğru bir de biliyorsunuz evet. artık. Hem TOKİ tarafından olsun hem özel firmalar tarafından olsun ciddi ciddi bloklar yapılmaya başlandı.
yolunuz açık olsun diyeyim. Güzel bir tesis Kocaeli'ye kazandırmışsınız. Şimdi sevgili hocama geçmeden önce, Bircan hocama geçmeden önce yaklaşık düğün maliyetleri nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kızımı evlendireceğim o yüzden söyleyeyim. 13 Eylül'de düğünü var kızımın. Şöyle söyleyeyim. Evet. Biz bütün herkese hizmet etmek istiyoruz. Aslında sorumun şekli öyle. Yani hangi kesime biz hitap ediyoruz? Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Havuz başında düğün yapmak isteyen çok genç kızlarımız var. Hayalini kurdukları. Onlara göre imkanları sunuyoruz. Onların bütçelerine göre ayarlıyorum. O havuz başındaki düğünü mutlaka onlara yapıyorum. Çok güzel. Yani 5 yıldızlı otel ya da dışarıdaki düğün salonlarından inanın aynı standartları yakalayabilecek şekilde onların istediği kadar güzel bir düğün onlara düzenleyebiliyorum. Onun için bütçemiz yetmez diye kimse düşünmesin. Her bütçeye uygun düğün yapabiliyoruz. Şimdi her bütçeye derken havuzbaşı düğün mesela bizim normalde İzmit'in biraz şeyi işçi sınıfıdır. Yani bütçeler bellidir az buçuk. Evet. Eğer lastik sektörünü falan saymazsak lastik sektörü biraz dengeyi bozar şeydeki İzmit'teki gelir dengesini iyi maaş alırlar. Allah mübarek etsin, güle güle harcasınlar. Bu noktada mesela sıradan bir düğün salonunu komplike, yani ben oğlumun düğününü bir özel firmanın şeyinde yaptım. İsim vermiyorum reklam olmaması için ama 25 bin lira verdim tabiri caizse. Çok çok altında yapabiliyoruz. Yani. Çok çok altında yapıyorum. Biz neler kaçırmışız. Şule Hanım için daha önce tanışmadık biz. Çünkü kimseyi çevirmek istemiyorum. Çünkü her genç kızın bir hayali vardı. Eğer havuz başında yapmak istiyorsa o havuz başında o düğün olmalı. Yani havuz başı da gelin hamamı da bunlar gerçekten hoş dediğiniz gibi genç kızlarımızın hayal kurucu. Özellikle mesela işte o Osmanlı'dan kalma bir hamamdaki bir kına gecesi harika. Bunun yanı sıra şimdi sevgili Bircan hocama gerçi ikinci bölümde geleceğiz ama bir de otistik çocuklarımızla da ilgili bir şey var. Evet. Kısaca onlarla bir bilgi aktarırsanız. Tesisimizi açtığımda erkek kardeşim otizmle ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi. Bu tesiste hizmet verip veremeyeceğimi sordu. Ve ben tesiste spor yapmak amaçlı ya da eğitim amaçlı ne varsa her şeye açık olduğumu söyledim. İlk başlarda çok yadırgadım. Yani otizmli çocuklarla nasıl yaparız? Yani benim müşteri kaybıma sebebiyet olabilir mi diye düşündüm. Sonra çocukları tanımaya başladım. Gelmeye başladılar. İçlerinde maddi durumu iyi olanlar da vardı, olmayanlar var. Hiçbirini çeviremiyorsunuz ve o çocuklarla bir iletişim kuruyorsunuz. Onların gelip sizin için bir şarkı söylemesi ya da siz çok üzgünken gelip sizi öpüp moralinizi düzeltmesi ya da hastayken inanın ya bunu algılıyorlar o çocuklar. Ben çok rahatsızım. Çok ciddi belimden rahatsızlık geçirdim. Ama bir tane otistik çocuğumuz o elektriği benden alıyor. Geliyor benim yanaklarımı öpüyor ve o kadar mutlu oluyorum ki. Yani evet. O an bütün her şeyim değişiyor. Ve onların neler yapabileceğini görmeye başladık. İşte sporla tanıştılar. Hocamız daha iyi bilgi verecek. Evet. Dedik ki biz otizm burada olsun ve onlara da hizmet edelim. İzmit Otizm Spor Kulübü'nü kurdum. Arkadaşlara emanet ettim. Artık top onlarda. Ben ablaları olarak arkalarındayım. Yarışmaları olur ya da destekleri oldukları zaman ya da çocuklarımızın ihtiyacı olduğunda sosyal sorumluluk projesi adı altında da birçok çocuğumuzun sponsoruyum herhalde. Zorla beni sponsor yapıyorlar çocuklarımıza da. Bircan hocam en yakınından başlamış. Aynen öyle. Ben de artık yapacak bir şey yok. Çocuklarımızı görmemezlikten gelemeyiz. Herkes evet. Kalınca kararınca bir şeyler yaptığında gerçekten o çocuklarımızın da neler yapabildiğini görüyoruz. Benim yapabileceğim şeyler kısıtlıydı. Tesisimde onlara beslenmeyi de onlara yapabileceğim imkanlardı. Bunlarla sınırlı. İnşallah daha iyi hizmet verebiliriz. İnsanlarımız buna daha sıcak bakar. Onları bir hastalıklı gibi değil, evet. Normal bireyler gibi görmeye başladığında gerçekten biz bir adım öne gideriz. Şule Hanım, tebrik ediyorum hocam. Teşekkürler. Yani bir milli sporcumuzun gerçekten ilimizde böyle çok ciddi, çok güzel, çok amaçlı bir yatırım yapması. Ben bir İzmitli olarak gururlandım. Bircan hocam, size ikinci bölümde geleceğiz. Şu an size herhangi bir şey sormuyorum. Sevgili seyircilerimiz, birinci bölümde Waterfront'un kurucularından Şule Şahpat Hanımefendi, eski milli haltercimiz. Eski diyorum, şu an yapmıyorsun. Çünkü belinizde sıkıntınız var bildiğim kadarıyla ve bıraktınız. Milli Halter'cimizin Kocaeli'de kazandırdığı tesistir bu.
Valla ben şu an imrendim. Herhalde en kısa zamanda Waterfront'a bir uğrayacağım gibi görünüyor. İkinci bölümde de Waterfront'un otizmli çocuklara açtığı, otistik çocuklara açtığı bir imkan var. Onları da otistik çocuklarımızla ilgilenen sevgili Bircan hocamıza görüşeceğiz. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Bu tutmuş, bu çekiştirmiş, bu sürüklemiş, bu aşağılamış, bu vurmuş, bu yeter demiş. Yakınlarınızdan şiddet görüyorsanız hemen arayın. Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir reklam aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, birinci bölümde sevgili Şule Şahbaz hanımefendinin, eski milli halterciğimiz ve antrenörümüzün Kocaeli'mize, İzmit'imize kazanmış olduğu Waterfront'u Betelesi'nde de izledik. Ve biz nasıl bir tesis kurduklarını sizler de gördünüz. Bu tesiste otistik çocuklarımızın da eğitim aldığını öğrendik. Dolayısıyla bu tesiste bu hizmeti veren, tabii imkanı Şule Hanımlar ve arkadaşları sağlamışlar. Ama bildiğim kadarıyla gerçekten zor olan bir uğraş, sabır isteyen bir uğraş, otizmli çocuklarımızla uğraşmak. Bunu ciddi anlamda fedakar göstermiş Bircan Kavlak hocamız da sağ olsunlar bugün stüdyomuza geldiler. Bircan hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. İzmit otizmli nereden aklınıza geldi, nasıl yaptınız bu? Hakikaten bildiğim kadarıyla sıkıntılı bir iştir bu. Yani sıkıntılı cümlesi lütfen yanlış anlaşılmasın. Hakikaten sabır biraz isteyen zor, bir iş. Evet. Zordur yani. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben aklıma hep gelir bu. İşte İstanbul'da özel bir hastanede bir arkadaşım var çalışan. Devamlı stresi olmaktan şikayet eder. Orada görevli arkadaşımız. Ben ona derim ki bak benim güzel arkadaşım, senin oraya gelen normal değil. Senin orada yatan da normal değil. Siz normal üzeri normal olmak zorundasınız. Onlara bu motivasyonu yapmak için. Şimdi Bircan hocam, önce bir otizmi kısaca bir anlatırsanız, peşinden de otistik çocuğun nasıl olduğunu anlatırsanız, sevgili seyircilerimiz yaptığınız işi daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Buyurun, sözü size bırakayım ben. Önce sayısal bir veri vermek istiyorum. Buyurun. Yani 2000 yıllarında yapılan araştırmaya göre her 150 çocukta bir tanesi otizm şüphesi veyahut da otizm teşhisi alıyordu. Şu an 2015'teyiz. Her 70 çocukta bir tanesi otizm teşhisi alıyor. Yani şu an Türkiye'de de 450 bine yakın otizmli çocuk olduğu öngörülüyor. Net bir kayıt maalesef bununla ilgili yok. Bu giderek artan bir hastalık diyemeyeceğim, farklılıktır. Çünkü tanımında da şöyle, herkesin anlayacağı bir şekilde benim çözümlediğim tanımda otizm, sosyal iletişimi olumsuz etkileyen nörolojik bir problemdir. Evet. Yani çocukta genel olarak yapı sağlam, hiçbir problemi yok. Ama size nasıl günaydın diyeceğini, nasıl iyi akşamlar diyeceğini çok iyi bilemediği için bunlardan dolayı eksik kalıyor.
Ve küçük yaşta aileleriniz maalesef ne yapacağını bilemediğinden dolayı onları eve kapattıkları ve sosyal ortamdan uzaklaştırdıkları için, çünkü takdir etmek lazım, kolay olmuyor. Dışarı evet, çıktığınızda evet, bir restoranda oturduğunuzda çığlık çığlığa bir bağıran bir çocukla beraber orada yemek yeme mücadelesi insanları gerçekten zorluyor. Bunu da tercih etmemelerini anlayışla karşılıyor. Bu çocuğu ama daha da geriye itiyor. Bu sefer çocuk gelişeceği yerde geri gitmek zorunda kalıyor. Biz buradaki açığı, şu üçü bir aradayı bir araya getirmek olarak söylüyorum. Ailenin bu psikolojik geri gidişini engellemek, çocuğun farkındalığını yaratmak ve çocuğun gelişimini arttırmak için böyle İzmit Otizm diye bir spor kulübü kurduk. Şule hocamın da destekleri evet, sayesinde. Evet. Burada 25'ten birebir bir eğitim veriyoruz. Her öğrencinin bir tane öğretmeni var. Çok kalabalık bir kitleye maalesef yetişemiyoruz. Kapasitemiz o kadar geniş değil. Hani gönül ister ki ilerideki planlarımız budur. Binlerce çocuğa ulaşabilmek. Hocam, şu an bunun altyapısını yapıyoruz sadece. Evet, o şu an bu İzmit'in, o İzmit Otizm'in nasıl doğduğunu anlattınız. Şimdi bu konunun uzmanı değilsiniz belki ama eğitimcisiniz. Yani otizm çocuk bu şeyle mi doğuyor, farkındalıkla mı doğuyor? Yani otizm bunlar hakkında benim burada bilgi vermem çok yani doğru. Yani ben de o yüzden üzerine basarak söylüyorum. Çok çünkü da uzman hani değilsiniz bu konuda. Şeyine girmek istemiyorum ama otizm çocuğun davranış problemleri vesaire bu konu hakkında hani bilir kişi diye kabul eyvallah, edebilirim. Eyvallah, eyvallah. Çok uzun bir vakit evet, geçirmişim ama terimsel olarak bunun tanımını yapmam burada bana düşmez diye düşünüyorum. Şey ama noktasında, otizm çocuğun evet, nasıl davranışlar sergilediğini, nereden nerelere gelebileceği hakkında sizi kendi çalıştığım 500'e yakın öğrenci var. Kendi çalıştığım öğrencilerden örneklerle anlatabilirim. Oraya zaten geleceğiz. Zaten normalde zannediyorum önümüzdeki günlerde, çünkü bu ay galiba Nisan ayı farkındalık ayı olarak geçiyor. Mutlaka bir konuda uzman getireceğiz. Hani buradan az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aile vardır, farkındadır ya da değildir. En azından onlara birazcık katkımız olursa hizmetleri veya neler yapmaları noktasında. Genel olarak şöyle bir şey diyebilirim. Ufak bir çocukta eğer otizm teşhisi almamışsa, göz teması kuramıyorsa, oyuncaklarla işlevsel oynamıyorsa, hani araba oyuncağıyla arabayı sürmek değil de tekerine takılı kalarak sadece tekeriyle oynuyorsa, sürekli ağlıyorsa, çünkü bir bebek 3 sebepten dolayı ağlar. Karnı acıktıysa, işte gazı varsa, uykusu varsa ağlar. Evet. Bunun dışında çocuk sürekli ağlıyorsa, geç konuşması, yani 4 yaşı, 5 yaşına kadar konuşamaması veyahut da hiç konuşmaması, basit yönergeleri yerine getirememesi, yani oğlum gel bardağı al dediğinde bunları yapamaması 3 yaşına, 4 yaşına kadar, adına tepki vermemesi, Ahmet bak dediğinizde o bakmıyorsa, bunlar temel olarak şüphelenilecek durumlar. Eğer aileler bu tip bir şüpheyle bakabiliyorsa çocuklarına, hemen bir nöroloğa veyahut da çocuk psikiyatrisine, yani çocuk psikoloğuna uğraması gerekiyor. Bileceğimiz belirtiler bunlar. Temeli bu. Şimdi sevgili hocam, bu Waterfront'ta kaç öğrencimiz var? Şu an 25 tane. Buyurun, suyunuzu için hocam. 25 tane Waterfront'un içerisinde 5 evet, tane de işte Bursa, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de çalıştığımız öğrenciler var. Yani sadece Kocaeli merkezi çalışıyoruz. Dışarıya da gidiyorsunuz. Yani şu an bizim yaptığımız bu eğitim sistemini dünyada kimse uygulamıyor. Yaz aylarında Avustralya, Çekoslovakya, Kazakistan'dan da öğrenciler bize geliyor. Waterfront kurumuna geliyor. Orada bizden eğitim alıyorlar. Çünkü dünyada bunu yapan yok. Bu sporla alakalı olan bölümü mü? Spor ve yaşam koştu. Evet. Bize bir öğrenci gelir. İşte üstünü, kıyafetini giymesinden, yemek yemesinden, işte diğer sportif bütün branşlar. Sporu ayrı alacağım. Çünkü sporda olimpiyat seviyesinde çalıştığımız çocuklar da evet, var. Evet. Ki hayatın amacı haline getirdiğimiz çocuklar da var. Devamlı yatağını toplamasından araba kullanmasına kadar öğrencinin ihtiyacına göre bireysel bir eğitim programı oluşturup. Bircan hocam, onu biraz bu hem gelişimleri hem de bu yaptığınız programı biraz daha açarak aktarabilir misiniz? En azından bugün sizi yakalamışken evet, sevgili seyircilerim de böyle bir de bilgi aktarmış olalım. Önce bir aileyle ve çocukla tanışırız. Ailenin değerlendirmesini alırız çocuk üstünden. Çocuğu biz kendimiz değerlendiririz. Sonra neticede bu bir ailenin çocuğudur ve o çocuk üstünde ailenin karar vermesi gerekir evet, diye düşünüyoruz. Aile bu çocukta ne yapılması gerektiğini önce onlar bize söylesin. Biz çünkü otizmli çocuğun eğitimi hakkında temel bir eğitimi aldık. Bunu bardak tutmaktan sayfa katlamaya entegre edebiliyoruz. Bunu keşfettik. Evet. Spor burada nedir? Çocuğun sadece hareketliliğini söndüren, genel becerisini arttıran bir araçtır. Çünkü şunu kabul etmek lazım. Spor eğlenceli bir aktivite. Evet. Şimdi ben düşünüyorum,
siz de bulabilirsiniz, iyi olur. Diğer aktiviteleri baz aldığımızda çocukların yaptığı veyahut da bizlerin yaptığı spor her zaman hepsinin arasında eğlenceli olarak gelir. Çocuklar da bir süre sonra sporla beraber başarma duygusu, yapabilme duygusunu geliştiriyorlar. Bu onların işte diğer özgüven eksikliklerini, ki otizmde en önde gelen bir kusurdur bu, özgüven eksikliklerini arttırıyor. Özgüvenini kazanan çocuk bu sefer restoranta gittiğinde bağırıp çağırma ihtiyacı duymuyor. Oraya uyum sağlama ihtiyacı duyuyor. Çünkü çocuklarla biz sporla beraber ilişkimizi arttırıyoruz. Yani sporun o zaman otizmli bireylere olan katkıları da bunlar diyorsunuz. Evet. Bunun dışında bunlara ekleyeceğiniz bir şey var mı? Mesela spordan sporla beraber çocukta ne tür değişiklikler oluyor? Sporla beraber çocuk bir kere davranış problemleri sönüyor. Davranış problemlerini şu an anlatmak istemiyorum çünkü kendine zarar verme, üçüncü bir şahsa zarar verme çok ağır gittiği için bunları pek fazla dile getirmek istemiyorum. Anladım. Sert diyeyim, sert davranış problemleri bir kere bir bıçak gibi kesiliyor, bitiyor. Çünkü çocuk o davranış problemlerini göstermek yerine sporla o enerjisini atıyor. Bir saat yüzüyor, geliyor. Ondan sonra zaten kendisine zarar verecek bir durumu, enerjisi kalmıyor veyahut da ikinci bir şahsı. Ve sporla beraber iletişim kurmaya başlıyor ki çocukların temelde problem yarattıkları sıkıntı iletişim. Yani ben sizden kalemi istiyorum ama kalemin nasıl söyleneceğini bilmiyorum. Otizmli bir çocuk gözünden bakıyorum. Gibi hareketler yapıyorum. Normal vücut dili vücut mi boşa veya o anki haliyle. Siz beni anlamayınca bu sefer kendime zarar vermeye başlıyorum. Ama sporla beraber ne oluyor? Çocuk veri ve beklemeyi öğreniyor. Sizden istediği şeyi almayı. Genel olarak hani insanın temel ihtiyaçları nedir? Yemek yemesi, işte tuvaleti, uykusu. Evet. Bunları temel olarak söyleyince diğerlerinin sadece tolerans seviyesini arttırmak yeterli oluyor çocuklar için. Evet. Yani biz çocukları alıp nereden buyurun nereye taşıyoruz? Onunla buyurun ilgili hocam, evet, özetle gidin. Biraz çelen düştü, çok konuşuyorum. Estağfurullah, zaten bunu konuşalım diye geldim. Hocam niye çelen düştü diye yorumluyorsun, olur mu öyle şey? Buyurun. Şimdi bir ailemle örnek vereceğim. İsim vermeyeceğim. İsim vermem doğru olmaz. Ailenin bana tek talebi, hocam bir yerde oturalım sadece 5 dakika çay içebilir. Şimdi çocuğa bakıyorum, gerçekten hani 5 dakika oturulabilecek gibi değil. Çünkü çocuk sürekli ayağa kalkıyor, koşuyor, kapıyı açıyor, geri geliyor, bir yerde kola görüyor, kolanın üstüne koşuyor. Yani onu alacak. Çocuk asla duru kabul edebilmiyor. Biz buna sporla artık bu oturması, söz dinlemesi, işte karşıdakine iletişime olan o saygı, çünkü ben konuşurken o konuşmayacak, benim konuştuğumu dinleyecek gibi o saygı öğrendi. Şimdi çocuk 3 yıl sonunda bir masa tenisi şampiyonasında madalyalar almaya başladı. Masa tenisini artık bir görev haline getirdi. İkinci, sabah 8'de işine gidiyor, kendi işi var. Öğlen 3'e kadar çalışıyor. Ha, zor bir iş değil. Dosya katlama işi yapıyor. İşte bazı dokümanları bilgisayara girme gibi basit görevleri var yapabileceği. Çünkü hocam kaç yaşında bahsettiniz? 19 yaşında başladı programı. Şu an 22 yaşında. 3 seneden beri eğitim. Yaş bu eğitimlerde fark ediyor mu? Tabii. Genel olarak zaten dünyanın kabul ettiği otizmle erken tanı, erken eğitim. Tedavi çünkü maalesef şu an dünya bulamadı. Yok. Eğitim tek tedavisi. Avrupa, Amerika, yani ileri gelişmiş ülkelerde haftalık 42 saat eğitim alması gerekiyor. Bizim şu an şükür yani haftalık 8 saatlik, aylık 8 saatlik eğitim alabiliyor çocuklar. Devletin desteği. Biz o 8'de 42'yi tamamlayan özel bir eğitim sunuyoruz onlara. Bizdeki eğitim az önce anlatıyordum. Aileyi dinleriz. Ailenin talebi. Ailenin talebinden sonra çocuğu biz değerlendiririz. Sonra çocuğa optimum bir program hazırlarız. Çocuğun yapabileceği kaliteli hayatını sürdüreceği. Zaten buradaki amaç çocuğun yaşam kalitesini arttırmak. Onun içerisinde de hem Waterfront Spor Merkezi'nin içerisindeki spor aktiviteleri, oradaki dışarıdan gelmiş yabancı bir üyeyle sohbet etmeleri, bu bizim için bir imkandır. Hem toplumu buna kabul ettirmek. Yani Nisan ayı niye otizm farkındalık ayı? İnsanlar otizmi bilsin, otizmi yadırgamasın, otizmi kabul etsin, evet, ona destek verebiliyorlarsa destek versinler. Ve az önce söylediğimi tekrar söyleyeceğim, bu çünkü çok önemli, erken tanı, erken teşhis. Hani benim çocuğum otizmli değil deyip geç kaldıklarında, 5-6 yaşına kadar bir doktora gitmediklerinde o çocuğun geri dönüşü, normal hayata entegre olması çok zor. Bu resmen bilimsel olarak kanıtlanmış. Evet. Ama 2 yaşında bu tespit edilip doktora gidip doğru bir eğitim, doğru bir tedavi yolu izlenirse bu çocuklar Newton,
ki bir otizm olduğu şüpheleniyor. Einstein. Onu soracaktım zaten. Mozart. Hocam. Evet. Bir de şu anda İstanbul'da Michael Phillips diye İstanbul'un bir, geçen iki ay önce gelmişti. NTV'de falan da yayınlanmıştı. İstanbul'da helikopterle bir tur atıyor adam. Aşağı iniyor. Tuvale birebir bunu yazabiliyor. Bu otizmli. Yani aralarından daha iyi olanlar da var. Evet. Ama doğru bir yola sokulabilirse çok yetenekliler. Mesela bizim bir Ege Denizli öğrencimiz var. Kız başarma güdüsüyle çalışıyor. Şu an atletizm yapıyor. Atletizmde biz ona 1500 metre koş diyoruz. Şu kadar sürede koş diyoruz. Çocuk sadece ona odaklı. Ve yapabiliyor. Ve inşallah 2016 Brezilya'da olimpiyatlara katılacak. 2016. Çok evet. Güzel. Şimdi milli sporcu olarak bir çeko yoksa bir özel... Milli sporcu. Milli sporcu evet. Olarak Bircan Hocam bahsetti ama çok fazla başarıları var. Yüzmede, şampiyonluğunda... Şimdi oraya da geleceğim zaten. Şöyle hocam da evet. Yani kız yetenekli, bizim odaklandığımız şu an. Bircan Hocam konuyu o kadar güzel gitti. Ben de sözünü fazla sorarak kesmek istemiyorum. Çünkü konuyu dağıtmayalım. Hem benim de çok iyi anlamam hem de sevgili seyircilerimizin de anlayabilmeleri için gayet güzel gidiyorsunuz hocam. Şöyle hocam hazır oraya girdi. Spordaki zaten sporun otistik çocuk üzerindeki etkilerini anlattık. Ben bir tek şeye takıldım. Bu yurt dışından gelenlerin sizinle irtibatı nasıl oluyor? Referans. Daha çok referans. Bunu nasıl başardınız diye soracağım. Evet. Yani çalıştığımız aileler bizden memnun kalıyor. Zaten küçük de bir camia. Bir de internet iletişim kaynakları alt safhada. Yaptığımız videolar tıklana tıklana YouTube'dan veyahut da kendi web sitemizden o bir şekilde yayılıyor. Bir şekilde bize ulaşıyorlar. Çalıştığımız aileler Ege Deniz gibi mesela dünya çapında bir sporcu. Onların tanıdıkları ve tanıdıkları vasıtasıyla geliyorlar. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hani en iyi eğitim verebilirsiniz de aile memnun kalmazsa size referans olmaz. Adam zaten o kapıdan içeri girmeden önce daha önce o eğitimi almış birisinden dinlemek istiyor. Çünkü çocuğuna emanet ediyor. Tabii referans olunacak ki evet. Başında durulacağı bir program değil. Sabah 9'da çocuğunu bize bırakır, bize emanet eder, bize güvenir. Akşam 5'te onu gelişmiş bir şekilde alır. Başında beklemez yani. Çok güzel hocam. Bu da ne sağlıyor? Evet. Ailenin kendiyle vakit geçirmesi avantajı sağlıyor. Kendi zaman ayırması diyorum. Yani bir rehabilitasyon merkezine giderse çocuğu derse bırakacak, orada bekleyecek bir saat boyunca. Bizde ama sabah 9'da geliyor Waterfront'a. 5'e kadar aile yapması gereken işleri yapıyor. Akşama kadar zihni olarak da dinlenmiş oluyor. Akşam çocuk eve gidince, çünkü otizmde eğitim şudur. Çocuk sabah gözünü açar, akşam kapatana kadar eğitilmesi gerekiyor. Bir süre en azından. Hayatın bütün merhalesinde ona bazı şeyleri öğretmek gerekiyor. Evet. Şimdi hocam, az önce şöyle hocam da söylediler. Yani bu ilgilendiğiniz otistik çocuklarımızdan başarı hikayelerini de alalım bizden. Ne olabilir? Nerede kimler var, ne yaptınız? Şimdi TÖSFED, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu, Bilal Aydın'ın federasyon başkanlığı yaptığı federasyona bağlı yarışmalara katılıyoruz. Bazı sporcularımız da orası olmazsa olmaz, oraya katılsın, altın madalya alsın, bir başarması var. Çünkü bu bir yerden sonra bazı çocukların mesleği haline geliyor. Neticede sporda orada bir ödül aldığında bir para alabiliyorlar, bir maaş alabiliyorlar. Bu da onların geleceklerini biraz daha toparlıyor. Çünkü ciddi maddi kaynak gerektiriyor otizmin ilerleyebilmesi için. Düşünebilirsiniz yani eğitimleri vesairesi. Evet. Ne var bizim elimizde? 25 tane madalyamız var. 2,5 seneye sığdırdığımız futbol diyorum. Kayakta, masa tenisinde, yüzmede, kendi bölgesel normal çocuklarla beraber katıldıkları turnuvalarda 25 tane madalyamız var. Ege Denizimiz var. Olimpiyatlara katılma ihtimali olan ki inşallah katılacağını düşündüğümüz bir sporcumuz var. Onun üstünde çalışıyoruz. Ve daha yeni masa tenisi bölge şampiyonumuz var. 8-10 Nisan'da da inşallah Türkiye şampiyonunu çıkartacağız. Yani bu tip başarılarımız var. Şimdi benim burada başarı hikayem nedir? Bu çocukların bir sene öncesine gidiyorum. Bir sene önce hani kaşığı tutup yemek yiyemeyen bir çocuk bir sene sonra gitmiş Alanya'da madalyalarla böyle fotoğrafını çektiriyor. Evet. O RTR'de de vardı, izlenmişti. Orada da daha iyi parçaları birleştirebilirim. Evet, o şeyde zaten gördüm onu. RTR'de ondan yayınlanmış. Hani şimdi ben buradan sevgili seyircilerimize ve otistik çocuğu olan ailelere de sesleniyorum. Waterfront'u mutlaka
gidin görün. Oradaki bu otizmli çocuklarımızı orada izleyin. Şimdi Bircan hocamın yaptığı iş o kadar çok büyük ki. Burada birkaç cümleyle anlatıyor ama ben onun anlattığı okyanusa giriyorum, ben çıkamıyorum. Çünkü az önce çoktan ifade etti. Yani bir yıl öncesine kadar kaşıkla ekmek yemek yemeyen bir çocuğun bir yıl sonra Antalya'da madalyayı boynuna takması, bu sürecin içindeki çalışma öyle az buz bir çalışma değil sevgili hocam. Yani sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili Şule hocam, kardeşlerimle böyle bir imkan hazırlamışsınız. Yani siz maddi de manevi de çok güzel çalışıyorsunuz. Yani bu tesis sadece böyle bir spor tesisi değil. Hayra da vesile olan bir tesis olmuş. Programımızı kapatmak üzereyiz. Vaktimiz doluyor, arkadaşlarım işaret ediyorlar bana. Neler söyleyeceksiniz hocam? Ama tesis, ama otizmle ilgili son cümleyi... Öncelikle tesisim adına bütün herkesi, hizmeti bekliyorum. Evet. Otizm hakkında da en azından Nisan ayı içerisinde bir otizmli çocuğa kalınca kararınca herkes bir şey yapsın. Mutlu etsin o çocukları. Çok teşekkür ediyoruz Şule hocam. Bircan hocam, sizin son mesajınızı alalım. Benim dedi. Ekleyecek çok fazla bir şey mi yok? Ailelere ne tavsiye edersiniz? Şule ablamızdan yani sağlığına zeval getirmesin. Ben onun sözünün üzerine söz söylemem diyorsun. Yani evet. Ailelere de neticede çocuktur. Hani dikkatli olsunlar. Evet. Hiçbir şey ertelemesinler. Bizi kırmadınız, programımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk, şeref duyduk. İnşallah bu şeyden sonra, yayınlardan sonra tesis olarak söylemiyorum ama mutlaka otizmli çocuklarla ilgili bir gelişme olursa beni lütfen haberdar edin. Tesis için ben elimden geleni yapacağım, rahat olun. Önce beni gelip görmem lazım. Ben o zaman şunu ekleyebilirim. İyi söyleyeceğiz, onu söyleyecektim, unutacaktım. Hani otizmle ilgilenen, en azından Nisan ayı içerisinde gönüllü olarak çalışmak, onlarla tanışmak, onlarla bir sahilde bisiklete binmek veyahut da onlarla waterfront'ta fitness yapmak, onlara eşlik etmek isteyen birisi varsa bir şekilde bizimle temasa geçsinler web sitemizden veyahut da waterfront üstünden, onları gönül rahatlığıyla ağırlarız, konuk ederiz. Evet, Bircan hocam son sözü, Şule hocamın üzerine söz söylemem dedi ama son sözü çok güzel de söyledi. Bircan hocamın kullandığı cümle sözün bittiği yer ve aynı zamanda programımızın bittiği yer. Esen kalın efendim, tekrar görüşmek üzere.